Bankaların özel faaliyet raporlarından derleyerek yapmış bunu. Ziraat Bankası, çiftçiye ne kadar kredi veriyor? Halk Bankası, esnaf'a ne kadar kredi veriyor? Çok, çünkü çok bunlar geçerli sorular. Çünkü aynen. normalde biri çünkü, çiftçiye, öbürü esnafa kredi veriyor. Evet. Esnaf, iktisat bankaları çünkü. Yani bir uzmanlık üzerine kurulmuş evet. bankalar. Ziraat Bankası, 2005 yılında her 100 liralık kredinin 37.2 lirasını tekrar ediyorum. Her 100 liranın 37, her 100 liranın kredinin 37.2 lirasını tarım kesimine veriyormuş. Bu 2010 yılında 37'den 26'ya düşüyor. 2015 yılında 18'e düşüyor. 2020 yılında 15'e düşüyor. Yani kuruluş amacından tamamen satıyor yani. Tam, tam, ya tam, güzel de bir şeyi hatırlayın. Ziraat Bankası... Reklam veriyor televizyonlara. İki tane bir genç bankacı oturuyor, bir yaşlı bankacı oturuyor. Bize hiç vermediği için ben hiç izlemedim bu reklam <laughs> i̇şte Hayatımda ilk defa duyuyorum Genç bankacı o hayal kedi. İşte bak şuna ben verdim, şuna ben verdim, şuna ben verdim. <gülüyor>, Gülüyor böyle aşağı bakıyor. İşte şu havalimanını görüyor musun? Ona ben verdim. Şu köprüye ben verdim. Şuna. Güzel kardeşim zaten sen onlara vermemen gerekiyor. Gidip bunu reklam yapıyorlar. Bununla övünüyorlar. Çünkü niye? O büyük projelerin hiçbiri yurt dışından kredi bulamıyor. Ve Ziraat Bankası veriyor. Ve haliyle %15'e kadar çiftçiye ihtisas bankası olduğu için vermesi gereken krediyi gidip büyüklere veriyor. Kime veriyor büyük? E Zaten kendi işte beşli müteahhite, biraz daha onların küçüklerine. Bunlara Bu kadar. veriyor yani. Peki Ziraat Halk Bankası'nda yok. durum ne? Halk Bank'ta durum daha kötü. 2005 yılında her 100 liralık kredisinin 44 lirasını esnafa veriyormuş. %44'ünü esnafa veriyor. 2020 yılına gelindiği zaman %17'sini esnafa veriyor. Yani... %83'ünü esnaf dışındaki diğer büyük ölçekli işlere veriyor. Onun da reklamı var. Hepsini <laughs> şey giriyorum reklamına. Hakikaten mi? E ha, Halk var ister, mi? Halk ister Halkbank yapar diyor. Vereceğim Aa, diyor. Evet vermiyor. Mi? Var tabii. Dolayısıyla yani. siz kaynaklarınızı bu şekilde örneğin Ziraat Bankası 850 milyon dolar krediyi faiziyle beraber Demirören'e verdiği zaman çiftçiye para kalmıyor. Halkbank davası ne oldu? Murat Amerika'da... Şimdi en son düşün... savcı değişti. Peki. Yeni savcı e, oldukça sert. Bir iki açıklama yaptı bizde çok yayınlanmayan. Ama henüz daha yürürlüğe girmedi. Anladığımız üzere Amerika'dan Türkiye'nin bazı istekleri var. Ama Amerikan Başkanı savcıları en fazla erteleyebiliyor. Kararı erteleyemiyor. Yani illa bir karar çıkacak. Maddi yani, bir cezaya mı hükmetecek? Tabii tabii. kaçınılmaz. Çünkü yani dünyada... İran'la iş yapan bütün bankalar ceza aldı yol olur. Çünkü emsel gösterme diye bir şey vardır Amerika'da hukukta. İki gün sonra atıyorum BNP Paribas der ki ki en büyük ceza yiyenlerden biri. der ki, Dolce ya siz... galiba. 42 banka yedi evet. Avrupa'dan. Yani aklına gelenler bank. İki gün sonra der ki Halkbank bizden daha beterini yaptı. Adamını gittiniz hapis yatırdınız. Siz bize bu parayı verdiniz. Bu parayı bize geri ödemezsiniz. Çünkü aynı şeyi yaptı. Kanun maddesi aynı değişmedi. Suç oldu. Yani yol olacağı için. O ceza kaçınılmaz yani bir hikaye. Yani eninde sonunda bu ceza çıkacak. Tabii Sezgin tabii. Baran Korkmaz dosyası ne oldu? Sezgin Baran Korkmaz dosyası aynen devam ediyor aslında. Yani şeyi bekliyoruz. Yani Avusturya mahkemesi bir karar verecek. Türkiye ile ilgili kararını verdi. Türkiye'nin onun iade taleplerini yani o kara para soruşturması kapsamında Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebini mahkeme kabul etti. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı şekilde kara para kendi, özellikle kara para ön suçu orada işlendi. Yani aklanan para Amerika hazinesinin dolandırılması sonucu aklanan bir para. Amerika ile ilgili, Amerika'nın talebiyle ilgili mahkemenin görüşmeleri devam ediyor. Çok büyük olasılık Amerika'nın iade talebini de kabul edecek mahkeme ve son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı yani siyasi artık olan bir kurum verecek ve yani herkes çok büyük olasılık Amerika'ya iade edeceğini düşünüyor. E orada da o zaman bir başka bomba <laughs> yani patlayacak çünkü, demek yani ki Türkiye'yi zor durumda bırakacak. Aynen. 300 çok. milyon dolarlık bir para aklanması söz konusu bu davada ve Türkiye'de yani skandal üstüne skandal olaylar zincirinin e, devam ettiği, hala yeni bilgilerini öğrendiğimiz kara parayla e, hatta Türkiye'nin en büyük sigorta şirketlerinden birinin alındığını öğrendiğimiz bir süreç. E, bu tabii Türkiye'de bunların denetlenmemiş olması, Amerika'nın bir soruşturma başlatmasından sonra Türkiye'nin bir soruşturma başlatmış olması, Türkiye'de adil bir yargılama olmayacağı kaygısı doğuruyor. Üstelik olmayan masak raporlarıyla mal varlığındaki tedbirlerin kaldırılmasından, işte İçişlerine Bakanlığı'na Sezgin Baran Korkmaz'ın çağrılıp Türkiye'den kaç git hakkında tahkikat bile denildiği iddiasına kadar onlarca büyük skandalımız var. Hatta Veys Ateş'in 10 milyon euro Sezgin Baran Korkmaz'dan hakkındaki yargılamaları kaldırmak için istediği yönünde iddialar var. E tabi böyle adalet sistemi böyle olan ve bu iddiaların soruşturulmadığı bir ülkeye bir kişinin, bir suçlunun iade edilme olasılığı her zaman daha az oluyor. Bu nedenle Amerika giderse... Hayır, Bunu Sezgin Baran Korkmaz bizzat kendi söylüyor zaten. Tabii, aynen. Yani De, benden istediler yani benden diye. 10 milyon euro istediler diyor ve hala o kişi televizyonlara çıkıp yani ben değilim deyip artışından da de suç duyurusunda bulunacağını deyip suç duyurusunda da bulunmayıp kendini unutturmaya çalışabilir. Yani yani. de, bu Türkiye'ye açıldı ya Amerika'da. Evet. Türk evi. Evet, İlk demin ziyaret demin. edenlerden biri Venezuela büyükelçisiymiş. Gerçekten mi? <laughs> Demek ticareti attırmak istiyorlarsa tabii hmm. <laughs> bu aralar. Öyle. Neyse. Baba kısa geçtim. geçti. geldi. geldi <laughs> yani Peynir yani fiyatlarıyla bağlamak istedin. Ee, Ama peki... bak bir şey anlatabilir miyim Özlem? Çok tabii kısacık ki. vaktim varsa. Sezgin Baran Korkmaz olayıyla bazı detayları öğrendim. Şimdi Birleşmiş Milletler zirvesinde ya Erdoğan. Bunlar 2016'daki Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi Sezgin Baran Korkmaz koruma ekibi, ekibi Erdoğan'la görüşmeyi kafaya takıyorlar. Diyorlar ki Erdoğan'la da görüşürsek bağlantı bu düşünün bakın Amerika'da Amerika'dan hazinesini dolandırmış kara parayı aklıyor. Ve bu sırada Erdoğan'la yakın ilişki kurabilmek için Erdoğan'ın kalacağı otelden aylar önce bir suit kira alıyorlar. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bunun fotoğrafları vardı arkadaşlar. Evet, o Bize. fotoğrafların tam olduğu, olduğu dönem. Tam işte o az önce verdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın konvoyunun geçtiği aynı avenue üzerinde çekilmiş. Sezgin Baran Korkmaz'la Bereket Öner'in fotoğrafları var. Pardon. Lev Dermen'le Bereket Dermen le Öner'in var. De var. Evet devam Ama et buradaki lütfen. buradaki hikaye şu. Bu sistemin nasıl işlediğini anlamak açısından ve Türkiye'de başkanlık sisteminde nasıl işlediğini anlaşması, anlaşması açısından önemli. 20 tane araç kiralıyorlar. 20 aracı Erdoğan'ın posterleriyle kaplatıyorlar. Sloganları yazıyorlar. Göstericilerin olabileceği yerler o 20 aracı diziyorlar. Ve Erdoğan'ın görmesini sağlıyorlar. Erdoğan'ın görmesini sağlıkları sırada suitleri var. Aylar önceden almışlar. Ve Erdoğan'a yaklaşmaya çalışıyorlar. Sürekli amaç bu. Bir iddiaya göre o suitte düşün bunlar böyle on binlerce dolarlık odalar. Aynı yatakta yatıyorlar. Sezgin Baran Korkmaz ve bazı kişiler aynı yatakta yatıyorlar. Çünkü yer yok. Yani otel bütün kapatılmış şey yapılmış. Onların tek amacı var Erdoğan'la görüşmek ve o şeyi yapmak. O şovlarını yapmak. Ve başarıyorlar. Yani iş adamlarıyla görüşecek. Aynı bu senin Ozan'ın anlattığı ziyarette olduğu gibi çok kalabalık bir heyet gidiyor yine. Ve bunlar da iş adamlarıyla yapılacak toplantıya sızmayı başarıyorlar. Ne kadar ilginç ya. Ve bunun için o kadar büyük çaba var ki o otel odasında, lobilerde, şurada, burada. Tek amaç bu. Ve masaya oturuyorlar. Ve Erdoğan'a Kingston kardeşleri. Takdim ediyor. İşte bu Kingston'da. fotoğraf o fotoğraf evet, zaten. İşte Kingston yanında. Evet. Ee, aynı zamanda şirketlerine gitti. SBK'nın şirketlerindeki yönetim kurulu başkanı. Ve bunu bu görüşmede Erdoğan'la 15 dakikalığı sürmesi gereken görüşmenin bir saat sürdüğü söyleniyor. Ve oradaki Kingston'lara da, Levas'tan Dermen'e de ortağına da şu havayı vermiş oluyor. Biz, Türk hükümetinin, yani başkanın yanı başkan bizim yanımızda. Erdoğan'la da çok büyük yatırımlar yapacaklarını <laughs> iddia ediyor. Ya Böyle bir dolandırıcılık söz konusu. Ve Ama... bu fotoğraf siliniyor şu an biliyor musunuz? Türkiye'de bu fotoğraf mahkeme kararıyla internet sitelerinden silindi. Sosyal medyada bir unutulma tane... hakkı diye bir şey çıkarttılar biliyorsunuz. Bir önceki evet. yasada, şimdi sonbaharda başımıza ne gelecek bilmiyorum. E, 13 dakikam var, bu 13 dakikada biraz daha Türkiye'deki konut krizini konuşmak istiyorum. İşte bu unutulma istiyoruz. hakkı birde birden unutulmak istemesi lazım. Bu unutulma hakkına girmez ki. Ama hepsi unutulmak <laughs> istiyor çünkü. Herkes unutulmuş. Yani bu unutulmak. Bu herkes unutmak istiyor. Yani. Ben de unutmak istiyorum onları. <gülüyor> 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 Böyle bir şey hiç yokmuş <laughs> gibi davranmak <laughs> istiyorum. Istiyor. Bu orijinal bir durum. Neden? Çünkü kural kaidenin işlemediği, hukukun işlemediği bir evet, atmosferde evet, evet. tek bir kişinin kararının ne kadar önemli yani o kadar önemli ki tek bir kişinin kararı. Ahbap çavuş ilişkisi abi, var. Artık. o o ilişkiyi devlet, kurmaya çalışıyor yani. Devlet Zaten bütün adamlığı da bunun üzerinden yürüyor. Devlet adamlığı ve devlet kültürü yok edildiği için dev, ahbap çavuş ilişkisine yönlendirildi ve bu kişilerle, devletin en üst kademesindeki insanlarla fotoğraf verenler ihale yoluyla semirtilerek büyütüldü. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bulunan aynı zamanda TÜGVA'nın da yönetim kurulu üyesi olan bir kişi devletten 266 tane ihale alıp ya. 400 küsur milyon lira Kimin gibi rakamlar haberiyle? büyüyebiliyor. Kimin haberi? Cumhuriyette mi okudun? Birinin Yine TÜGVA'nın içerisinde, TÜRGEV'in içerisinde e, hali hazırda yönetim kurullarında bulunan insanların aldıkları ihalelere bakın. Fenerbahçe Üniversitesi'nin bulunduğu yerin e, danışman şirketine bakın. Ve ne kadara kiralandığına bakın. Atıyorum size bununla ilgili <laughs> yine Kültür İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki önceki yönetimden bahsediyorum. Kültür Aile'nin içerisinde sadece e, AKP cenahının yan, yanında e, yer aldıkları için parçalara bölünerek 3G yöntemiyle milyonlarca TL'lik ihalenin verildiği insanlara bakın. TRT'de e, yer alan eski genel müdür aynı zamanda aynı vakıfta kutsal okulun vakfı var ya o kutsal okulun vakfından mezun olanlar ya da ay yönetim kurulunda bulunan insanların hem TRT film satıp hem belediyelere iş yaptığı ortamdan bahsediyoruz. Çünkü birileri siyasi olarak o görüşü desteklese ya da desteklemese de ideolojik olarak yakın olsa da olmasa da bu kişilerin yakında durup onlarla fotoğraf vererek istedikleri işleri istedikleri şekilde yerine getiriyorlar. Çünkü bu ülkede hukuk da yok artık. Hukuk olmadığı için de yaptıkları yolsuzluklara, yağmaya, usulsüzlüklere, istedikleri gibi kılıf uydurabiliyorlar. Hukuk ve var da adalet de... yok. Ya hukuk diyeyim, hukuk adında bir evet, şey var. Evet doğru, ortada ama bir şey ortada var. Ama ortada adalet yok. Çalışmıyor ya. Ya, ya ben buna, buna katılmıyorum. Sen yargılanan bir insan beni hukukun, hukukun olduğunu bozar mısın? Al alsan. Unutma. Bakın şimdi, bu hukuk delik dedik ya, Orhan Aydın, hatırlarsanız... Çok ciddi geçen bir saldırıya uğradı. Saldırıya uğradı. Tekrar çok değerli geçmişler şey olsun. Değerli abim benim dostum. Saldırıya uğradı ve bir elindeki delici maddeyle yanağı delindi bir partinin mitingine giderken, Komüniz, e, komünist, komünist partinin mitingindeyken. Şimdi bununla ilgili günlerdir saldırıyı yapan aranıyordu, bulundu. Ne oldu? Bulunan kişi 45 suçu varmış. Tutuksuz. 21'i darp, taciz, tecavüz, her şey var. Ne oldu biliyor musunuz? Serbest bırakıldı. Serbest bırakıldı. Evet. Yani artık şaşırmıyoruz. Ya Orhan abinin ölmesi mi gerekiyor? Allah korusun tabii ki. De. Ölünce yani... mi illa birileri arkasından ağıt yakacak, çok ya, devlet kimler, muhteşem kimler... insanlardı deyip bu şekilde mi önlem alacağız? Muratçım Sezgin Baran korkmaz, var bir sürü kişi o Fatih Dönmez miydi kripto paracı çocuk? Neydi çocuğun adı? Fatih Özer. Fatihli. Bunların hepsinin kulağına bir şeyler fısıldanarak, ellerini kollarını sallayarak... Tabii canım ya. Çıktılar. Bırak yani Adil Öksüz nasıl çıktı? Şu anda nerede? Niye bulunamıyor? Yani çok tuhaf işler. Son sorum. E, 9 dakikam var. İsterseniz Murat'a ayıralım. Zira göndereceğiz kendisini reklam arasında. Niye? Yeah. Öyle, biz de öyle. <laughs> Kullandığınız atın <laughs> Bizde bakayım. Bizde demokrasi var. Tek evet. kadın yönetimi var burada. O Aa. da ben oluyorum farkındaysan. Beni kullandın ve o. atıyorsun. He. Vuruyorum masaya yumruğumu ne dersem oluyor. Şimdi şöyle, Sayın Gülen Tarınç uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapmış.